Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için soğan çanağı yemeğini yapmayı düşünüyorum. Çok güzel bir lezzet. Bunun için 1 kilo soğana ihtiyacım var. Yarım kilo ete. 1 çay kaşığı dolusu karabiber, kimyon, pul biber. 1 tatlı kaşığı kadar da tuza ihtiyacım var. Çok güzel bir lezzet. İlk önce etlerimi tencereme koyup haşlayacağım. Soğanlarımı da tek tek soyup onları da sarı suyu çıksın diye haşlayacağım. Evet arkadaşlar, soğanlarımı şu şekilde soyup kabuklarını. Şöyle hepsini bu şekilde soyduktan sonra tencereme koyacağım. Evet arkadaşlar, soğanlarımı soyduktan sonra tencereme koydum. Üzerine su ilave edip güzelce haşlamaya bıraktım. Haşlandıktan sonra sarı suyu çıktıktan sonra soğanlarımı yumuşayınca suyundan çıkaracağım. Etimi de başka bir tencereye koydum. O da orada haşlanmakta. Şu şekilde göstereyim. O da haşlanıyor. Haşlandıktan sonra etlerimle soğanlarımla birlikte çok güzel bir soğan çanağı yapacağım. Soğanlarımı tencereden aldıktan sonra güzelce sudan geçiriyorum şu şekilde soğanlarımı. Evet arkadaşlar, etlerim güzelce haşlandıktan sonra çanağa aldım etlerimi. Üzerine göz kararı 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı döküyorum. Zeytinyağıyla şöyle etlerimi güzelce bir çeviriyorum. Etlerim üzerine 1,5 yemek kaşığı kadar da salçamı atıp güzelce karıştırıyorum. Salçamı da karıştırdıktan sonra soğanlarımı da üzerine ilave ediyorum. Soğanlarla birlikte de bir karıştırıp soğanlarımı da attıktan sonra baharatlarımı da ilave edip güzelce karıştırıp bunu da ilave ediyorum. Güzelce karıştırıp daha sonra suyunu ilave edeceğim. Yemeğime üzerine geçecek kadar su ilave ettim. 1 çay kaşığı kadar da limon tuzu atıp yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, yemeğim pişti. Piştikten sonra tabağıma koydum. Çok güzel bir yemek. Yöresel bir lezzet. Soğan çanağım. Ekşili, acılı, harika bir tadı var. Herkese tavsiye edebileceğim bir yemek. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim.